Merhaba sevgili dostlar, Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. İkizler burçlarını 22-29 Ocak tarihinde, yani Ocağın son haftası neler bekliyor? Sizler için niyetlendim. Umarım sağlıklı, sıhhatli, keyifli, güzel bir hafta geçirirsiniz. Bakalım falımızda neler var? Gökyüzü olarak biliyorsunuz, sizi rahatlatan bir Mars retronun üzerinizden kalkmış olmasından dolayı daha aktif ve daha rahat süreçler içinde olmanız gerekiyor artık, etkileri çünkü yavaş yavaş gidiyor. Ama iş konularıyla alakalı bir karışıklık hala da hayatınızda, hatta önünüzde duruyormuş gibi görünüyor. Şimdi inat ettiğiniz, direkt iş konuları diye başlayacağım ve para diyeceğim. İnat ettiğiniz, bir süredir uğraştığınız konularla alakalı aslında bu hafta başı itibariyle bir görüşmeniz var. Bu görüşmede aslında bir, şöyle söyleyeyim, bir görüşmeniz var. Karşınızdaki kişiyle konuşmadan önce sanki bir kişiyle konuşup kafanızda olanları ona aktaracağınız, fikir telakisi yapacağınız bir süreciniz var. Bunu hafta sonu olarak değerlendirmek istiyorum ama pazartesi günü geldiğinde konuşmak istediğiniz kişinin karşısına geçmiş bazı konuşmalar yapacaksınız. Burada ben yapmış olduğum konuşmaların sonuçları ne olur diye soracak olursanız eğer, karşınızdaki kişi biraz kararsız kalacakmış gibi duruyor. Siz söylemek istediklerinizi net bir dille ifade ediyorsunuz. Yalnız karşınızdaki kişi ya sizden zaman isteyecek, ki burada iki rakamı var, ya da bir süre daha bu konularla alakalı bekleyiş içerisinde olmayı tercih edecek. Bir kararsızlık, gelecekle alakalı kaygıları olan bir kişi. Parasal konulardan ve iş konularıyla alakalı arkadaşlar, bir kişiden olur almanız gerekiyor zannedersem. Bu olurla alakalı karşınızdaki kişi kararsız kalacak. Aslında şöyle, kararsızlığı böyle çok da böyle hayır olmaz değil. Zaten kararsızlık bu ifade ediyor ama hani böyle olmayacak gibi de değil, olacakmış gibi. Hani siz bu kişinin sanki bunu gözünden okuyacaksınız ve sonrasında da böyle bir rahatlamanız var. Şimdi burada 27'sine kadar, 27 rakamı çıkmış olan süreçte biraz daha rahatlamış, biraz daha dingin, sakin bir görselde çıkıyorsunuz. Önünüzü böyle atlamak istediğiniz bir yer var bir dahiliyetten. Hani bu olmazsa bu dediğiniz bir işiniz ya da bir kafanızda farklı bir fikir de olabilir. Burada çünkü kafanızda büyüttüğünüz bir mevzu sonrasında başka bir yere atlama planlarıyla birlikte böyle dengelenmeye çalışıyor. İş yerinden bir şey istersiniz. Bunun karşılığı için sizi biraz oyalarlar ama bu oyalama anında siz sanki ikinci bir plan yaparak farklı bir yer, farklı bir alan düşüncesine girebilirsiniz. Yine aynı şekilde bu hafta aslında iş teklifi, işle alakalı bir gelişme, bir yenilenme, bir değişik süreç de var. Özellikle çarşamba günü için çok temiz görselleri var. Mikrofonu düşürdüm. Pardon, size nasıl ses geldi bilmiyorum ama görselleri var. Şimdi burada bu haftanız parasal anlamda Perşembe, Cuma olarak dikkat etmeniz gereken bir süreç görünüyor. Sanki böyle bir kaya, o kayanın üstünde siz düşüncelerinizle ileriye dönük olarak planlar yapmaya çalışıyorsunuz ama yapmış olduğunuz planlarda sıkışmış görünüyorsunuz. Yani bir şeyleri aşmak için bir zaman, bir kişi, bir engel var ki biraz sıkılmış, sıkışmış görsellerde çıkıyorsunuz. Bu kişiyi aşmanız, burada kimdir bu bilemiyorum ama habire önünüze çıkan birisi. Bu belki iş yerinden ayrılmanızı istemeyen bir kişi de olabilir ya da işinizle alakalı alacaklarınızı almadan çıkmanıza yönelten bir dikte de olabilir ama burada size sıkıntı veren bir kişi var bu hafta iş yerinde. Bu kişiyle biraz uğraşacaksınız arkadaşlar. Çok da umursamaz tavırlarda görünüyorsunuz ama kafanıza çok takıyorsunuz. Kafanızda bu konuları çok düşünüyorsunuz olarak çıkıyor. Hep bir konuşma ve sonrasında da aslında bir pencere açılacak önünüzde. Nasıl bir pencere? Şunu biraz daha yakından bakalım. Şimdi burada ya burada şu var ama yani bir paradan vazgeçeceksiniz ki önünüzde yeni bir yer açılsın. Haklarınızdan vazgeçmeyin arkadaşlar ya. El sıkışıyorsunuz ama arkanızda bir para bırakıyorsunuz. Hani şu da olabilir. Bir para vereceğim derler, o parayı vermeyebilirler. Güvence altına alın kendinizi. Çünkü iş yerinde el tokalaşma var ama akabinde arkanızda kalan bir para var. Ya hak etmiş olduğunuz parayı vermiyorlar, ya bir çıkış isteyeceksiniz, burada sizin paranızı veririm derler ama vermezler. Burada bir çukur var aslında.
karışık bir çukur görsellerinde çıkıyor. Yeni bir kapı, yeni bir başlangıç, bir rahatlama, bir ferahlama, şöyle elimi kolumu sallaya sallaya gezmek istiyorum der gibi çıkıyorsunuz. Burada iş yerinden izin de alabilirsiniz çünkü bir rahatlama var. Bir konuda anlaşabilirsiniz, bu yeterli gelmeyebilir. İkinci bir konuşmayı daha sonraya bırakabilirsiniz. Burada ikili konuşmalar da söz konusu olacak. Arkası arkasıya yapmak istediğiniz ikili konuşmalar olarak çıkıyor. Ama her ne olursa olsun burada gümük bir para söz konusu. Burada size biraz sıkıntı olabilir. Çünkü kararsız da kalıyorsunuz. Sanki gemileri de yakmak istiyorsunuz gibi bir görsel var burada. Aile konuları ve sağlık dersek sağlıkta bir şey göremiyorum. Aile ve ilişkiler konusuyla alakalı karşılıklı konuşmalarınız var ama bu konuşmalarınız kötü değil. Karşınızdaki kişinin sakladığı bir para var. Arkasında tutmuş bir parayı saklıyor. Bu bir borcu olabilir ya da kenara attığı bir para olabilir. Burada ve bu durumun da yani bir şeyler gizliyor aslında. Bu durumun da ortaya çıkmasından çekiniyor karşınızdaki kişi. Siz görüp de görmemezliğe bile geliyor olabilirsiniz. Özellikle çarşamba, perşembe günü bu konularla ilgili bu kişinin üstüne gittiğinizi görüyorum. Hani böyle biriktirdiğiniz bir şey bu sizin. Sanki içinize atıyorsunuz. Bir anda böyle dile geliyor sanki konuşmaya başlıyorsunuz. Karşı taraf da sanki dediğim gibi iki kafalı görünüyor. Eşiniz ya da sevgiliniz bu arkadaşlar. Arkada sakladığı ya da borç yaptığı paraya bakıyor. Diğer taraftan da sizin yüzünüze bakıyor olarak çıkıyor. Burada laflar dönecek ama net olarak bu kişiyi böyle tutup sen ne yaptın değil de biliyorum ama dur bakalım der gibi çıkıyorsunuz. Burada bir gizlenme durumu var. Ve bu konu aslında biraz da bir süre sonra sizin hayatınızda inat ettiğiniz, biraz inatlaştığınız bir sürece doğru gidecek. Hafta sonu bana kalsa bu konular açılır, tartışır ve arkanızda bırakmaya çalışırsınız. Burada bu bir ağır bir yük var üzerinizde. Hani bir şey biliyorsunuz ama bildiğinizi bilmiyormuş gibi böyle gizlenen saklanan bir şeyler var. Bunlar ortaya çıkıyor. Ve bu aslında çıkış süreciyle alakalı olarak da hep bir 7 rakamı var. 27'si desek buna. Sinirleneceksiniz yani bir şeye sinirleneceksiniz. Hane içerisinde saklanan bir şey bu sizi rahatsız edecek. Yol planları var ama yolların önü kapalı arkadaşlar bu hafta için diyebilirim. Hatta böyle baya baya hazırlandığınız bir yol hafta sonu kapanabilir. İlişkilere bu hafta dikkat. Sözünüz aslında o. Çok çok kararsız kalıyorsunuz çünkü. Hani bu ne yaşanacaksa bu hafta bir güven sorunu da olabilir bu. Çünkü kararsız kaldınız, bir türlü karar veremediğiniz, bir öne bir arkaya baktığınız bir süreç var. Kafanız bedeninizden ayrılmış, çok düşünüyor olarak çıkıyorsunuz. Baya baya para görseli var. Anlayamadım orayı. Niye saklasın ki bir para durumunu? Bir borç yaptı, sizin mi haberiniz yok? Bir alacağını alamıyor mu? Birisine bir para mı kaptırdı? Hani burada bilmediğiniz bir şeyler var ve bunu öğreniyorsunuz yani bu hafta net. Bir de buradan bakalım neler var. Şimdi gene iş konuları daha aktif olacak tabağımızda da. Aile konularıyla alakalı dediğim gibi o yaşanan süreç neyse biraz dışarıya dönmüş. Aile içerisinden dışarıya bakar çıkıyorsunuz. Hane içerisindekileri de sanki böyle biraz canavarmış gibi görüyorsunuz. Dışarı kaçma isteğiniz var. Ailemle ya da işte büyüklerimle birlikte olayım değil de dışarıya kaçayım isteğiniz yoğun olacak. Burada da sizi iten konu hanede eşinizle yaşamış olduğunuz bu sıkıntılı süreç olabilir. Burada çünkü direkt böyle sanki ayaklarınıza çivilenmiş bir sıkıntı var. Ne adım atabiliyorsunuz, ne olduğunuz yerden memnunsunuz görüntüleri var. Burada Perşembeden sonra bir rahatlama var. Fakat şuradaki aile içerisinde düşecek ikinci bomba görsellerinde çıkıyor. Bir çevrenizden birilerinden bir haber alabilirsiniz. Bu hastalık haberi olarak hanenize haber olarak gelecek bir konu olarak duruyor. Şimdi iş konularıyla alakalı neler var? Onlara hemen bir bakalım. Şimdi böyle sanki elinizde bir kişinin kafasını tutuyorsunuz ve birilerine göstermeye çalışıyorsunuz. İş yerinde bir kişi ya bir yanlış yapıyor ya sizinle denk biri ona verilmiş size bir hani böyle bir dengesiz böyle bir eşit olmayan bir süreci Pazartesi, Salı, Çarşamba onun üzerine yoğunlaşacakmış gibi duruyorsunuz. Burada da bir kişinin kafasını elinize almış havaya kaldırıyorsunuz. Şimdi bu kişi
nasıl diyeyim size? Niye bir insan bir kişi ispiyonlama değil de burada aslında yanlış kelime de kullanmak istemiyorum. Şimdi iş yerinde birisi var, belki de sizinle aynı şartlarda çalışan birisi ama o biraz öne geçirilmiş iş tarafından bir haksızlık var yani. Bir haksızlığa uğradığınızı düşünerek bu kişinin ismini ya da bu kişiyi de öne sürerek karşınızdaki kişilerle konuşmaya çalışıyorsunuz. Hani bir bunu alırken ben niye bu şekildeyim der gibi böyle bir dengesizliğin dengeye getirilme çabası var. Haksızlığa uğradığınızı bile düşünebilirsiniz. Burada hakkınızı aramak için konuşmalarda başka kişilerin de adlarını vererek konuşma yapacağınız görünüyor. Burada devamlı aynı konuların aslında açıldığı ve artık yeter benim uzaklaşmam lazım, ben bunu hak etmiyorum dediğiniz bir süreç de görünüyor. Şimdi burası gördüğünüz gibi biraz karışık ve karanlık. Aslında bu hafta İkizler Burcu'nun ana konusu iş konuları. Haksızlığa uğradığını düşünüyor. Bu haksızlıkla alakalı bir mücadelesi var. Bu mücadeleyle de biraz karamsar. Devamlı aynı konuları düşünüyorsunuz. Demek ki karşınızdaki kişiler bu durumu düzeltmiyorlar. O yüzden de hafta sonuna kadar ki süreçte siz sanki birilerinin kafasına çekiçle bir çivi çakıyor. Yani bir şeyleri işlemeye çalışıyorsunuz gibi duruyor. Şimdi bir para alacağınız, bir para getirisi beklentisi içindeyseniz şayet burada paradan çok kendi yapmış olduğunuz işle alakalı mücadeleniz var. Para görselleri bu hafta için ne yazık ki yok arkadaşlar. Basamak basamak ilerlemeniz gereken bir iş süreci var. Elinizde tuttuğunuz bir borç da görünüyor ve bu borç bir kişi üzerinden bir borç. Belki de alacağınız var, alamıyorsunuz. Bu borçlarla alakalı da biraz düşünceli duruyorsunuz aslında. Güzel tarafı ne derseniz bu hafta mücadele ettiğiniz konularla alakalı hafta sonuna doğru bir aydınlanmanız var. Burada küçük küçük para konuları konuşuluyor yalnız. Gene ederinde konular olmayacağını düşünüyorum. Dediğim gibi siz önce bir şeyleri birilerine işleyip doğru yolu göstermeye çalışıp sonrasında da hak etmiş olduklarınızı almaya çalışacaksınız. Şimdi şöyle bir daha karşıdan bakalım. Yani burada direkt bir insan var ve siz burada elinizde bu insanın elinde olan bir şeye sanki çekiçle bir şeyler çakıyorsunuz. Ve ortada da bir L harfi var dikkat ederseniz. Bu ters T de olabilir. Bu kişiyle alakalı ve bu kişi böyle sanki inatçı bir burçtan inat ediyor bir şeylere. Hani koç olabilir, boğa olabilir, başak olabilir. Bunlar biraz inatçı burçlardır. Bu tarz kişilerle bir mücadeleniz söz konusu olabilir bu hafta. Bugünlük daha çok özür dilerim günlükte çektiğim için bu haftalık falımız da bu kadar. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hayrınız olan tüm güzellikler sizi bulsun. Bir dahaki hafta falımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.